Arkadaşlar merhaba, Ozan sen de hoş geldin karşıma. Hoş bulduk. Bugün, özlediğimiz bir konsept. Bugün neyle çıktın? Bugün elimde iki tane kulaklık var. Evet. Ama ikisinin de modeli aynı. LG'nin Tone Free FN7 modeli kulaklıkları. LG'yi biliyorsunuz arkadaşlar. LG aslında görüntü ve ses sistemleri anlamında, hani ev sinema ses sistemleri anlamında bayağı tecrübeli bir marka zaten hepinizin duyduğu üzere. Farklı farklı alanlarda da üretimler yapıyorlar ama bu kulaklıkları da Meridian'la birlikte bir ses üreticisi olan, bir hi-fi ses üreticisi olan Meridian'la birlikte geliştirmişler. Güzel bir ürün ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Soruların var biliyorum. Merakla bekliyorum. Başlayalım. Ben neden buradayım? Şimdi ben buraya neden çıktım? Sen neden buradasın? Kesin vardır senin bir planın buraya geldiysen yani diye düşünüyorum. Ben Ozan'a arkadaşlar bu videoda çile çektiren taraf olacağım. Şimdi kulaklığın iddialı özellikleri var. Bir kere ANC'si olan bir kulaklık. Evet. Bu videosu yani ANC dediğimiz aktif gürültü engelleme özelliği, evet. Ve çok iyi çalışıyor. Hani videodan önce test ettik. Şimdi Ozan size özelliklerini anlatmaya çalışacak kulaklığın ama ben buradan ona müzik vereceğim. İşte bir şeyleri açacağım, kapatacağım uygulama üzerinden. Birazcık çıldırtmaya çalışacağım. Sana zahmet siyah kulaklığı takar mısın abi? Niye siyah? Ben onu bağladım telefonuma çünkü. Hemen. İkisini de mi takayım? Birini taksam olmaz mı? İkisini de tak abi. Ben sana arkadan bir şey biraz rica edeceğim, müzik sadece açacağım. Sesi bir anda çok yüksek açma. Çünkü cidden ben harbiden korkarım abi. Tamam. Yani korkak bir adamım. Gürültü engelleme açık mı? Şu an gürültü engelleme açtım. Eğer bağırıyorsam şu an kusura bakmayın arkadaşlar. Sesim yükseldiyse çok özür dilerim sizden ama. Ne dedi? Şu anda da ortam sesini açtım. Nasıl duyuyorsun beni? Güzel duyuyor. Kendini kendin de bir yandan aynen, duyuyorsun değil mi? Şey aynen gibi, bu doktorların kullandığı şey stetoskop muydu? Stetoskop gibi şu an aynı hissiyat. Allah Allah. Şu an yine gitti. Mesela şu an Ozan benim ne dediğimi duymuyor. Ozan tipe bak. Duyuyor musun? Sen anlatmaya başla abi. Arkadaşlar şimdi tasarımla başlayalım. Ben yine sesimi yükseltmiş olabilirim. Çünkü Lütfi yine burada gürültü engellemeyi açtı. Gürültü engelleme açılınca bayağı hissediyorsunuz gerçekten bunu. Arkadan bana arka sokaklar videosunun sesini veriyor şu an. Yanlış söyledim. Ben de devam edeyim tasarımla. Tasarım böyle... Abi konuşmak çok zor böyle ya. Kulaklığın tasarımı güzel. Bu kadar bir kutusu var. Kutu kablosu şarj oluyor. Mükemmel bir özellik olması. Arkasında bir Type-C var. Bu Type-C'nin de olması büyük bir avantaj. Eşleştirirken de şu yandaki tuşu kullanıyorsunuz. Kapağı açıp basılıp tuttuğunuzda eşleşme moduna geçiyor. Şu anda ona geçmeyeceğim tabii ki. Güzel detaylardan bir tanesi de IP... Lütfi'yle arkadan yapacağını yaptı. Ben o zaman düzenli müzik açacağım buradan. Devam et abi. Kulaklıklarda IPX4 sertifikası bulunuyor. Bu da ne demek? Hem terleme ve tabii aynı zamanda da yağmurlu bir ortamda çok rahat bir şekilde kulaklıklarınızı takarak sporunuzu yapabilirsiniz, günlük hayatınıza devam edebilirsiniz vesaire. Bunların hepsini yapabilirsiniz diyelim. Şimdi bu kulaklıklar... Buyur abi anlat. Konuşmaya çalışacağım şimdi yine. Ben bu arada bu kulaklıklar arkadaşlar kendi kendini temizleme özelliğine sahip. Sesim şu an bir saniye. Ben arkadan şunu açtım arkadaşlar. Haluk bir saat boyunca baba 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 diyor. O videoyu açtım. Buyur abi devam et. Ha, devam edeyim. Tamam. Devam ediyorum. Nasıl devam edeceğimi bilmiyorum ama kulağımda sürekli. Buyur. Edeceğim. UV nano denilen bir teknolojiyle geliyor bu kulaklıklar. Kendi kendini temizleyebiliyor arkadaşlar. Konuşmak gerçekten çok zor. Çok özür dilerim sizden ama. Bu özellikle birlikte kulaklıkların üzerinde oluşan bakterilerin bir kısmını temizleyebiliyor. Böyle kulaklığı açıp kapattığınızda şöyle göstereyim size. Mesela şu an UV teknolojisiyle bir temizlik yapıyor bu kulaklıklar. Böyle bir mavi ışıkla temizliği yapıyor. Ve tabii kulaklıkların kutusunun içinde yer alan Vit Meridian logosu da aslında burada bizlere kendi uygulaması üzerinde sunuluyor bu kulaklığın. Cümle kurmak çok zor gerçekten ya. Tamam kapattım. Rahat teşekkürler. Ol. Buyurun. Oh. Güzel cümleler kurabildin mi anlamlı? Yani anlamlı oldu ya, fena değil. Oldu mu? Yani çünkü harbiden zormuş yani, bayağı zormuş. Şöyle arkadaşlar, bu kısım gerçekten çok önemli ve markanın bence en önemli kısmı da bu. Bu kulaklıklardaki. Vit Meridian yazıyor ya hani bu. Survivor'un evet. Daha müziği açtım adamı. Ben devam edeyim. Vit Meridian logosunu ses sonuna kadar açık mı şu an?
Böyle yapıyoruz ya, yok yani olmuyor. Olmuyor. Bu kulaklıkların incelemesinin başında bahsettiğim bir bölüm var biliyorsun. Wit Meridian yazıyor ve Wit Meridian'ı aslında şu anda videonun en önemli yerinde aktarmam lazım. Bu arada gürültü engellemeyi açtım ben. Şimdi kapattım. Aynen. Tekrar konuşurken zorlanıyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Bu Meridian olayı biraz önemli. Ben de biliyorum. Bak orada trollemeyeceğim seni. Tamam. Teşekkür ederim. Ben diğer kulaklığı da kendi telefonuma bağladım. Şuradan bir ekran kaydını başlatayım. Çünkü burada göstermemiz gereken şeyler var. Meridian bir hi-fi ses üreticisi arkadaşlar. Ki bunu bize hissettirmek için bu kulaklıkta LG ile gerçekten güzel bir işbirliği yapmışlar. Kulaklıkların içinde bulunan başarılı bu ses sürücülerinin yanı sıra bu kulaklıklarda aslında burada kendi uygulamasında, Tonfil uygulamasında equalizer ayarları var. Burada net ve uzamsal sesleri kullanabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra tizi artırabiliyorsunuz ya da bası artırabiliyorsunuz. Burada yaptığınız her bir dokunuşta güzel geri dönüşler alıyorsunuz kulaklıklardan. Ve ben hani bas sever bir ses dinleyicisiyim, öyle söyleyeyim. Bası böyle hissetmek isterim. Hem kendi evimdeki dinlediğim ses ekipmanlarında hem de kulaklıklarda bas benim için çok önemli. Bu kulaklıklarda bas yükselticiyi de açtığımızda hani kulaklıklarda yüksek sese çıksak bile büyük bir seste kayıp yaşanmıyor ya da bir karışıklık yaşanmıyor gerçekten. Müzik açtı şu an yine. Meridian'la LG burada işin hakkını vermiş mi? Bence vermiş. Bir hi-fi kulaklık arayışı içindeyseniz biraz daha uygun fiyatlı bir aslında bir kulaklık arıyorsanız da değerlendirebilirsiniz ama tabii ki ses her zaman zevklerle renklerin tartışılmayacağı gibi tartışılmaz bir zevk bence. Burada sizin kulağınızın zevki çok önemli. Hemen yine uygulamadan bahsederken şundan da bahsedeyim sizlere. Tonfree uygulamasından sizler burada kulaklığın üzerinde bulunan touch bölümünü de yani dokunmatik bölümünü de yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada zaten gösteriyor şu an. İstediğiniz gibi detayları verebiliyorsunuz. Ses yükseldiği için şu an bağırmaya başlamış olabilirim. Ama buradan tam şu bölümden nasıl kullanacağınızı sizlere söylüyor. Müzik iyi mi? Müzik güzel, sıkıntı yok. Ağzımı okuyarak anlayabiliyorum. Duyamıyorum seni ama. Duyabiliyor musun? Ne diyorsun? O zaman bir 50 lira verir misin? Ne dedi? İnşallah küfür etmiyorsundur ha. Borç para isterim. 50 lira verir misin? Veririm tabii, ayıp ediyorsun. Dur. 25 lira var. Gerçekten iğrenç bir hayat. Nakit taşımıyorum ya. Aa tamam. Helal hoş. Allah. Öyle korkarsın işte. Neyse gelelim dinamik kontroller bölümüne. Bunlar güzel gerçekten. Mesela şimdi bu Lütfi benimle uğraşıyor ya arkadaşlar. Ben de şöyle yapabilirim mesela. Müziği kapatabilirim mesela. Kapattım. O oradan açıyor, ben buradan kapatıyorum gibi. Yani böyle şeyler var. 3 kez dokunduğunuzda ya da işte mesela basılı tuttuğunuzda da gürültü engelleme modlarını değiştirebiliyorsunuz yine. Ben aslında buradan müdahale edebilirdim bütün video boyunca ama etmedim. Tabii ki en önemli detay da şu. LG Tonfree'lerin bu modeli, yani farklı farklı modelleri var ama bizdeki şu an incelediğimiz modelleri, FN7 modelleri, bu modeller 1500 TL bandından satılıyor şu anda. Satın alır mıydım konusuna gelince. Düzgün bir kulaklık arıyorsan ve buna ayıracak bütçem olsaydı alırdım. Alırdın. Aynen. Kablosuz bir kulaklık istiyorum. Şarjı ne kadar gidiyor? Bahsettiğinde bu detaylarda. Şöyle abi, bunları tek şarjla 21 saate kadar kullanabiliyorsun bu kulaklıkları. Bu gerçekten güzel bir detay. Ama bence en önemli detayı şu. 5 dakikalık bir şarj ile 1 saate kadar kullanabiliyorsun. Yani böyle çok ani bir durumda tamamen şarjı bitirdiğim bir senaryoda bu kulaklıkları 5 dakika şarj edip yine hani telefonla görüşmelerini yapabilirsin. Ve kablosuz şarj desteği var. Sen de şu anda kablosuz şarj, ters şarj edebilen bir akıllı telefon kullanıyorsun. Aslında benim en çok dikkatimi çeken bu sterilize etme, UV ışını muhabbeti oldu. Evet. Ben biraz biliyorsun kılım bu konularda. Hani bir tık öne çıkartıyor benim için. Ben de özellikle hani ses anlamındaki kalitesini beğendim. Satın alır mıydım? Ben de satın alırdım. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı ihmal etmeyin diyelim ve ekleyeceğim bir şey yoksa videoyu kapatalım. Var abi. Kendinize çok iyi bakın demek istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.